İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Gelenekten Geleceğe programının bugünkü konuğu bir akademisyen, müzikolog, aynı zamanda bağlamasıyla Anadolu geleneğine hizmet eden iyi bir icracı, Hacettepe Üniversitesi Türk Müziği Konservatuarı öğretim görevlisi Profesör Doktor Cenk Güray Hocam. Cenk Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Tuğba Hocam. Merhabalar, Şerefler sağ olunuz. verdiniz. Çok estağfurullah, şeref bize ait. Sağ olunuz. Sağ olun. İzleyicilerimiz önce sizi birazcık tanısınlar mı? Mutlaka tanıyanlar çoktur sizi Tabii. ama tanıtalım biraz. Tabii ki memnuniyetle. İsmim Cenk Güray. 1973'te Ankara'da doğdum. 50 yaşına işte girmek üzereyim. Ulubatlı Hasan İlkokulu'ndan sonra TED Ankara Koleji'nde ortaokul ve liseyi okudum. Sonra da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne girdim. Orada maden mühendisliği okudum. Yüksek lisans ve doktora çalışması da yaptım yine aynı alanda. Sonrasında zaten bağlama icracılığım bir yandan devam etmekteydi. Müzikle alakalı da bir eğitime hemen mütakiben başlama imkanı buldum. Önce Başkent Üniversitesi'nde müzikoloji alanında, yeni kurulan konservatuvarda müzikoloji alanında bir yüksek lisans çalışması yapma fırsatı buldum. Arkasından da ikinci doktora çalışmamı Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Türk Din Musikisi alanında Bayram Akdoğan hocamızın danışmanlığıyla tamamlama fırsatı buldum. Yüksek lisans müzikolojideki danışmanım da Erdoğan Okyay hocamızdı, rahmetli. Ve 2013'e kadar ben mühendislikle ilgili akademisyenlik görevlerinde bulundum. Önce ODTÜ'de, arkasından da uzun yıllar Atılım Üniversitesi'nde Malzeme ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinde, ODTÜ'de de Maden Mühendisliği'nde. 2013'te kıymetli Profesör Doktor Metin Doğan'ın, o dönemki Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü'nün davetiyle oradaki konservatuvarın kuruluş çalışmalarını gerçekleştirmek amacıyla Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne geçmiş oldum. Benim müzik akademisyenliği kariyerim orada başladı. Hani bağlama icracısı olarak müzisyenlik kariyerim hani 90'lı yılların başından itibaren esasında devam etmekteydi. ODTÜ Türk Halk Bilimi Topluluğu'ndaki yıllarda. Ama 2013 itibarıyla akademisyenlik alanım olarak da tamamıyla müzik üzerinde bir yaşama devam etmeye başladım. Ve önce Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nın işte kuruculuk görevini de yapmaya gayret ettim. Oradaki tabii değerli dostlar ve oradaki ekibimizle bir arada oluşturduk bunu. Kıymetli rektör hocamızın desteğiyle. Ve 2018'e kadar orada görev yaptım. İlk mezunlarımızı verdik. Konservatuvarı belli bir noktaya getirmiş olduk. Arkasından da bir sene bir aram var müzisyenlik yaptığım ağırlıklı olarak. Ve sonrasında 2018 yine sonlarına doğru, yanlış hatırlamıyorsam, pardon 2017'ye kadar Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 2018'in sonlarında da şu anda görev yapmakta bulunduğu Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'na, konservatuvarında öğretim üyesi olarak müzik teorileri ana bilim dalında görev yapmaya başladım. Şu an o görevimi devam etme şerefine nail olmayı sürdürüyorum. Biliyorsunuz konservatuvarımızda Türkiye'nin ilk konservatuvarı Atatürk tarafından bizzat kurulan bu kıymetli Cumhuriyet'in hafızası olarak addettiğim kurumda görev yapmaktan da büyük onur ve şeref duyuyorum. Durum bu şekilde hani kısaca Ne özetlemek güzel. Öğrencileriniz de sizin gibi bir hocaya sahip oldukları için çok şanslılar istiyorum. Sağ ol. mutlaka hocam. Yani sizin şöyle ODTÜ'nün böyle bir özelliği var. Öğrenci toplulukları gerçekten büyük sanatkarlar yetişmesine vesile olabiliyorlar. Zannediyorum sizin hayatınızda da etkili oldu değil mi Çok ODTÜ'deki bir fazla. öğrenci topluluğu? Çok fazla. Şey çok ilginç. Yani sizin mühendislikte doktora yaptıktan sonra müzisyenliğe karar vermiş olmanız ilginç bir serüven aslında. Nasıl değişti bu rota böyle ve sizin mühendisliğinizin müzisyenliğinizde bir etkisi, bir katkısı oldu mu? Şimdi şöyle Evet, burada esasında. Hani öğrenciliğinizde bir bu fotoğraf gördük bu arada. Evet, Çok güzel fotoğraf. Çok çocuğunuz. teşekkür ediyorum. Benim de çok Evet. sevdiğim bir fotoğraf. Şimdi şöyle bir durum var orada esasında. Benim hani müzisyenliğe karar vermiş olmam hani mühendislik eğitimi sonrası olmadı. Hani bu bir süreç esasında ve o süreç içinde aşama aşama hani müziğe doğru ilerledim. Ama müzik akademisyenliği
diye tabir edebileceğimiz alanla ilgili kararım, evet, hani ODTÜ'deki doktora çalışmamın sonrasında oluştu. Bu çok doğru. Çünkü hani benim icracılık zaten hani kariyerim veya icracılık alanındaki çalışmalarım tabiri caizse devam etmekteydi. Ve ben gittikçe bu alanda üretim yapmayı çok çok keyifli bulmaktaydım. Ama ODTÜ'deki benim akademik çalışmalarım ve tabii öncesindeki bu arada Türk Halk Bilimi topluluğundaki aldığım altyapı beni düşünce olarak da müziğin de çok dolu ve verimli bir akademik alan olabileceği noktasında besledi adeta. Ve oradaki aldığım tabii çok güçlü akademik yapıyla müzikte nasıl çalışmalar yapılabileceği noktasında da, müzik akademisinde de nasıl çalışmalar yapılabileceği noktasında da çok ciddi bir fikrim oluştu. Ama bu sadece bir öngörüydü. Müzik akademisindeki esas hani kariyerim veya o noktadaki çalışmalarım ise hakikaten oradaki akademik çalışmalarımla, eğitim çalışmalarımla başladı. Yani önce yüksek lisans, sonra doktora. Çünkü her ne kadar ODTÜ'deki eğitim akademik olarak tabii ki çok rafine ve özel olsa bile müzik araştırmacılığı alanı, müzikoloji veya müzik teorisi alanı sosyal bilimler üzerinden yürüyen bir alan ve bu noktada bambaşka metodolojileri, bambaşka bir düşünce dünyası var. Dolayısıyla buraya adapte olmakta da esasında zorlandığımı ve hani uzunca yıllar bu geçiş noktasında da esasında çalışma yapmam gerektiğini söylemeliyim. Şöyle bir durum da var. ODTÜ'de ben yapay zeka alanında doktora çalışmalarımı tamamladım. Yerli danışmanım Profesör Doktor Neşe Çelebi'nin büyük destekleriyle ve o alandaki çalışmalarım beni insan düşüncesi üzerinde biraz daha derinleşmeye doğru yönlendirdi. Ve bu derinleşme esasında insanın kendini, doğayı nasıl tanımladığı veya nasıl konumlandırdığı, geçmişini ve geleceğini nasıl birbiriyle buluşturduğu ve yaşamını nasıl anlamlandırdığı noktasında da pek çok ayrıntıyı içeriyordu. Ve müziğin zaten yapmakta olduğum, icracısı olduğum müziğin insanın doğayı, evreni, hatta Tanrı'yı algılamasının da merkezinde olduğunu bu yapay zeka tezi noktasında, yani insanın düşünce dünyasını çünkü bilgisayar ortamına aktarıyorsunuz belli algoritmalar vasıtasıyla ve tabii düşünce dünyasını çözümlemeniz gerekiyor önce. Ve bu noktada bu düşünce dünyasının merkezinde müziğin çok önemli bir rol üstlendiği benim ODTÜ'deki doktoram sürecinde beynime adeta nakş oldu. Ve sonrasında bu merkez üzerinden müziği bir insanın temel olarak doğayla iletişim kurma, bir diğer insanla iletişim kurma, hatta doğaüstüyle iletişim kurma ögesi olarak algılamam, sonraki müzikle ilgili akademik kariyerimi de esasında şekillendiren temel fikri oluşturdu. Ve benim bütün hani çalışma alanım esasında müzik teorisi ve müzikolojide esasında insanın makamlar üzerinden, çalgılar üzerinden, müzik kültürleri üzerinden dünyayı, bir diğer insanı ve doğaüstünü nasıl algıladığıyla alakalı. Bu noktada ODTÜ'deki evet eğitimimin hem topluluk ve hem de akademik eğitimimin çok önemli bir katkısı olduğunu tekrar işaret etmeliyim bütün müzik hayatımda. Ve müzik akademisine yönelmemde de ODTÜ'nün büyük etkisi olduğunu söylemeliyim. Ne güzel. Şimdi çok güzel izah ettiniz. Nasıl müzikolog olduğunuzu hocam aslında. Şöyle, ben sizi birkaç konserde yani takip etmeye çalışıyorum. Canlı olarak da dinleme şansına sahip oldum. Konserlerinizde sadece eser icra etmiyorsunuz. Eserlerle ilgili bilgiler de veriyorsunuz. Ve bu çok özel bir şey aslında. Yani sahnedeki samimiyetiniz, aynı zamanda seyirciyle kurduğunuz iletişim ve orada verdiğiniz bilgiler çok kıymetli. Bu bence sizin konserlerinizde ve yaptığınız çalışmaları da çok değerli hale getiriyor. Şimdi sizden bir eser dinleyelim. Sinan Şimşek'le birlikte yaptığınız bir eser. Bestesi size ait yanlış bilmiyorsam, değil mi? Eseri dinleyelim, daha sonra sohbetimize devam edelim. Teşekkür ederim. Thank you.
Gönlünüze sağlık hocam. Çok güzel. Buradan şu soruya geçmek istiyorum. Neden bağlama? Neden geleneksel müziğimiz? Yani müzikle ilgilenmek bir tercih tabii ki. Mühendislikten müziğe doğru giden yol. Ama neden geleneksel müziğimiz? Ve divan sazı da ustasınız. Estağfurullah. Ben şöyle başlayayım isterseniz. Bu eserle ilgili bir bilgi vereyim. Oradan da Evet. zaten bu sorunuza doğal olarak geçmiş olacağız. Bu eser benim geçen sene, bir sene önce sevgili Alişan Budak'ın, kıymetli öğrencim, evlilik töreni için Diyarbakır'a gittiğim zaman bestelendi. Orada bir tez dolayısıyla Meryem Ana Süryani Kilisesi'nde gün boyu çalışmamız gerekti. Oradaki arkadaşlarla işte bir arada olmamız gerekti. O çalışmanın esnasında sabah o sur kesiminin o sessizliği, ama bir yandan da o biraz da öksüz kalmış hani hali, özellikle bu işte oradaki kiliseler, oradaki Süryani cemaati, onların böyle hani azalması, orada bir sessizlik maalesef, ve o Diyarbakır'ın o çok kültürlü yapısında halen devam eden çok öge olması, ama eksilen de maalesef pek çok şey olması. Diyarbakır'ı ben çok seviyorum. Babam, rahmetli babam da çünkü bir süre Diyarbakır'da öğrenim görmüş idi Arif Güray. Dolayısıyla orada çıkan bir beste. Dolayısıyla benim hani geleneksel müzikle bağlantım bir hafıza tazeleme yolu. Hani bizim geçmişimizle bir bağlantı kurma yolu, unuttuklarımız, şu an göremediklerimiz ve görmek istediklerimiz bir yanıyla. Hani çocukluğumuz, işte yaşadığımız anılar ve tabii Anadolu müzik kültürü deyince daha da eskisi, belki binlerce yıllık bir hafızayı biz bu müzik örnekleriyle hatırlayabiliyoruz. Kendimiz hatırlamış gibi hatırlayabiliyoruz. Ve bağlama bunun çok temelinde yer alan bir çalgı. Çünkü Anadolu'nun en eski çalgılarından biri. Milattan önce 2000'li yıllara kadar Anadolu'da bağlama tasvirlerine rastlıyoruz. Dolayısıyla hani biraz böyle hayal edersek birkaç bin yıllık belki bir hafızayı bize ezgiler ile beraber bu çalgılar getiriyor. Burada o çalgıların da bir özelliği var. Benim çaldığım küçük cura gibi çalgı bizim buradaki ilk Türkiye'deki Cumhuriyet dönemindeki derlemeleri yine bizim konservatuvarımız yaptı. Ankara Devlet Konservatuvarı, Muzaffer Sarı Sözen Hoca'nın önderliğinde. Ve çaldığım saz bu ilk derlemelerde. Tahminimce yani 1900 işte 43-44 gibi olabilir. Tunceli derlemelerinden yüksek ihtimalle gelen bir saz olabilir o. Oradan bizim konservatuvar arşivimize gelmiş. Tabii yılların yıpranmışlığıyla böyle kullanılması çok güç bir durumdaydı. Kıymetli annem Sevil Güray ile beraber hatta bir gün bunu götürdük ve böyle bir miktar böyle çok parça parça neredeyse üzülüyorduk haline de. O halden işte bir miktar ses çıkacak bir hale getirdik bizim Zekeriya Taşdemir Usta ile beraber. Ve o sazdan ses çıkınca sanki böyle yüzlerce yıllık bir hafızayı o sazdan duyma imkanına sahip olduğumu düşündüm. Ve o sazla yaptım bu besteyi. Diyarbakır'da tabii ki konservatuvarımızın yönetiminin de müsaadesi ve izniyle ve aynı şekilde kaydetmiş olduk yine o kıymetli Demek sazla. istiyorum. Bu amatör kaydı da YouTube'da bulabilirler dinleyicilerimiz, değil mi? Bunun amatör kaydını ben dinledim. Evet, yani amatör kaydı, evet, benim hemen orada yaptığım, bu tabii bizim ASC stüdyosunda Ahmet Özgür Usta'nın kaydettiği, hani tabiri caizse profesyonel hali, ama benim hemen oradacıkta kaydettiğim, kilisede kaydettiğim kayıt da YouTube'da var ve orada o kilisedeki sessizlik içinde o kuş sesleriyle beraber, oradaki tabii kıymetli yetkililerin izniyle, müsaadesiyle yayınladım onu da. Oradaki kaydımız da bahçedeki kilisenin bahçesindeki kayıt da var. Onu da oradan alabilirler. Diğer saz da yine başka bir hafıza o da. O da tabii yine hüzünlü bir hikayesi var onun da. O da Sinan'ın çaldığı saz da benim kıymetli öğrencim, çok genç yaşta kaybettiğimiz İbrahim Erşan'ın divan sazı. Çok Özay güzel. Önal abimizin yaptığı ve kıymetli annesi Havva Erşan bu sazı bana emanet etmek istedi. Çünkü dediğim gibi saz bir hafıza ve artık maalesef fiziken kaybettiğimiz insanların hafızası da o sazda gizli. Dolayısıyla o şekliyle biz İbrahim'i yaşatıyoruz ve hani Güzel. evet, Ne yani güzel. Çok hem anladım. hatıralarımızla yaşatıyoruz, hem de bu seslerle, hani daha fiziken onu
buralarda tutmaya en azından tutmaya çalışıyoruz. Sinan'ın çaldığı da öyle bir özelliği var. Dolayısıyla hem kişisel hafızamız hem de külli hafızamız adına bu sazların ve halk müziğin önemi çok fazla. Bundan dolayı halk müziği ve bundan dolayı bağlama diyebilirim sorunuza. Sesin belleği tahrik eden bir tarafı, müziğin belleği tahrik eden bir tarafı olduğuna kesinlikle inanıyorum. Yani duyduğumuz sesler bizi çocukluğumuza, gençliğimize, geçmiş hatıralarımıza döndürüyor. Ve çok güzel anlattınız. Gerçekten çok anlamlı. Ve bunun tarihi sazlarla yapılıyor olması, yani kişisel tarihi veya tarihe dokunan sazlarla yapılıyor olması da çok anlamlı olmuş gerçekten. Yani akademik çalışmaları sürdürürken, sözünüzü kestim pardon. Varlığın kaynağı ses zaten. Hani esasında bütün inanç sistemleri açısından da genelde böyle anlatılır. Ahmet Taşkın hocamızın, abimin çıplıkla söylediği bir şeydir. Varlığın kaynağı ses zaten. O var ve varlığın tezahürü sesle yine ortaya çıkıyor. Evet. Bu yönüyle önemli bir şey. Yani. Çok güzel, çok güzel. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Akademik çalışmaları sürdürürken bir taraftan da albümler yapıyorsunuz tabii ki. Yani akademisyenlikle icracılığı beraber götürmeye çalışıyorsunuz. Ve bu birbiriyle çok güzel örtüşüyor. Biraz önce söylediğim gibi sahnede. Konserler verdiniz farklı farklı yerlerde. Biraz albümlerinizden ve konserlerinizden söz edelim mi? Nerelerde konserler verdiniz ve albümler neler yaptınız? Tabii albümlerden başlayalım. Bizim esasında ilk albümümüz, yani içinde yer aldığım ilk profesyonel albüm, sanırım ODTÜ yıllarının hatırası Yağmur Öncesi topluluğuyla olan Duman Almış Yayla isimli albümdür. Bu arada Ahmet Yaşar Ocak hocam, Filiz Yenişehirli hocam orada. Evet, bu akademik önemli. Bir toplantının görüntüleri. Evet. Ustalar, yukarıda Muzaffer Sarı Sözen Sempozyum. İlk albümümüz oydu. 1998 olmalı yanlış hatırlamıyor isem. Arkasından 2001 yılında Nisan albümü yine aynı toplulukla geldi. Yine o ODTÜ Türk Albümü topluluğu içinde yaşattığımız deneysel müzik topluluğu ve Yağmur Öncesi'nin hatıraları bugün bile beni hep sarmalar. Zaman zaman onlarla bir araya gelip müzik yapıyoruz yine ve bundan büyük keyif alıyoruz. Hatta üçüncü albümümüz de evet yine kıymetli Erkan Oğur, İsmail Hakkı Demircioğlu, Nida Ateş, İsmet Kavanozlar, Ali Fuat Aydın tabii ki benim değerli kıymetli ustalarım hepsi. Üçüncü albüm de Yağmur Öncesi'nin içinde yer aldığı yine TVT'li Ezgiler başlığı altında Herdem Müzik, Derya Köroğlu'nun çıkardığı ve burs fonuna kalan bir albümdü. Arkasından yanlış hatırlamıyorsam yine tabii çaldığım, icra ettiğim albümler var ama kendimin ürettiği albümler açısından sanırım Dem Trio albümleri geliyor. Önce Okan Murat Öztürk ve Murat Salim Tokaç'la başlayan, sonra önce Emre Erdal, sonra Derya Türkan'ın katıldığı Dem Trio. Üç tane albüm çıkardı. Ve hepsi Felmay Müzik etiketiyle İtalya merkezli, Torino merkezli kıymetli dostumuz Renzo Pogna'nın kurmuş olduğu ve Avrupa'da ve dünyada geleneksel müzik yayıncılığı adına hakikaten önemli bir misyonu üstlenen bir firmadır Felmay Müzik. Benim son dönem yapımcılığımı Felmay Müzik yürütüyor ve 3 tane Dem Trio orada albüm var. En sonu işte 2 sene önce çıkmış olan ve tabii Ali Fuat Aydın'la albümler var. Benim herhalde en eski müzik yol arkadaşım. Kutat Alptürkan'la beraber, o da Yağmur Öncesi'nde bir arada olduğumuz, Kutat'la da liseden beri bir arada müzik yaparız ama Ali Fuat'la sanırım hani hemen hemen çok az kesintili böyle görüşmediğimiz gün azdır. Yani 91'den beri, yani işte 32 sene olmuş artık, bir arada Zeybek havalarını seslendirmeye gayret ediyoruz. Onun tabii büyük birikiminin verdiği ışıkla ve 2 albüm yaptık Ali Fuat Aydın'la. Önce bir, yine Felmay Müzik, arkasından Öte, yine Felmay Müzik, bir Talip Özkan üstadımız anısınaydı. Öte ise Tamburi Cemil Bey üstadımız anısınaydı. Şu an çıkmakta olan, hani tabiri caizse tezgahta olup da bitmek üzere olan bizim yeni projemiz Barok Minyatürler. 16-17. yüzyıl Avrupa ve Osmanlı bestekarları. O kiminle? Ali Fuat Bey'le mi? Hayır, Barok Minyatürler esasında benim çok kıymetli bir grup müzisyen arkadaşımla oluşturduğum özel bir proje.
Büyük kısmı öğrencim ve yakın arkadaşlarımdan oluşuyor. Uzun yıllardır müzik yaptığımız yine kıymetli ustalar, genç ve usta icracılar var burada. Yine benim yaşıtlarım da var. Barok Minyatürler bu projenin adı ve ilk albümü de aynı isimle biz çıkartmayı düşünüyoruz. Ve doğudan batıya devreden sesler başlığı olacak bu projede, alt başlık olarak. Bu da Fermay Müzik'ten sanırım böyle birkaç ay içinde çıkması bekleniyor. Yeni besteler mi var burada da yine Anadolu'dan ve Barok'tan esintilerle? Burada 16 ve 17. yüzyıllarla irtibatlandırılacak hem bestekarların Avrupalı ve Osmanlı, yani Avrupa'dan Anadolu'ya kadar bir bestekar, hani işte bestekar zincirinin ortaya çıkardığı beste, mesela Gazi Girayhan da var burada, Fransız Saint-Colomb da var mesela, çağdaş besteciler. Bunun yanında bazı yine kadim Anadolu dans havaları var, anonim olarak bilinen işte Keskin Halayı mesela bunların içinde. Bir de bu dönemleri hani düşünerek, tasarlayarak veya hayal ederek yaptığımız bazı besteler de var. Bu sessiz de bu albümde yer alacak bu arada. Demin çaldığımız. Anladım. Bu arada bir yine eser dinleyeceğiz ama ona geçmeden şunu da sormak istiyorum. Madem böyle bir çalışma yapıyorsunuz, Anadolu ezgileriyle o ezgilerin buluştuğu ortak noktalar var mı? Böyle bir çalışma nereden esinlendiniz yani? Nasıl bir fikirle ortaya çıktı? Şöyle, esasında biz geriye gittikçe ortaklıklar daha fazla ortaya çıkmaya başlıyor bu Batı ve Doğu müzikleri arasında. Bunlar temelde çok benzer teorilere dayanıyor. Buradaki teorilerin kaynakları antik Mezopotamya ve antik Yunan kültürleri üzerinden belki işte aktarılabilir, anlatılabilir. Mesela Pitagoras ismi sanırım her kültür açısından bu müzik teorisinin çok temelindeki bir isim olarak bilinir. Yani meşhur antik Yunan bilgisi Pitagoras, matematik konusunda da çalışmaları olan ama esas hani kendisini ifade eden çalışmaları belki de müzik alanında yapmış ve müzik teorisini bir evreni anlama metodolojisi olarak hani kurgulamış bir büyük usta. Ve Pitagoras hem Doğu hem Batı müzikleri teorisinin temelinde yer alır. Bundan sonra her iki müzik kültürü kendi çevre etkileşimleri doğrultusunda farklı müzikler ortaya çıkarmaya başlar. Batıdaki müzikler bir miktar daha dikey ilişkileri daha önceller. Doğudaki müzikler yatay ilişkiler üzerinde biraz daha yoğunlaşır. Ama iki tarafta bir taraf hani Batı müziği yataydaki ilişkileri hiçbir zaman bırakmaz. Doğu müziği de dikeydeki ilişkilerden hiçbir zaman kopmaz. Sadece kurgu yapıları farklı gelişir. Dolayısıyla Orta Çağ, Rönesans gibi dönemlere gittiğimizde iki müzik arasında çok özel bazı motifik benzerlikler gözlemliyoruz. Bu motifik benzerlikler esasında bizi bir anda ortak iletişimlerle dolu bir müzik ortamına çekiyor. Tabii bu sadece hani müzik teorisinin yayılmasıyla ilgili bir mesele değil. Esasında kültürler birbiriyle komşu zaten. Yani bir tarafıyla işte hani o dönemin Osmanlı kültürü mesela işte Doğu Avrupa içinde yaşıyor zaten baktığınız zaman. Yani Viyana'ya kadar bir iletişim orada oluşmuş en azından Viyana'ya kadar ki ötesi de var esasında. Bunun yanında Batı diye tabir ettiğimiz yapı da zaten hem bu Balkan ekseni dolayısıyla hem de Anadolu'yla ilişkiler, İstanbul'a gelmek, Anadolu'yu gezmek gibi faktörler dolayısıyla zaten Doğu'nun içinde. Dolayısıyla Batı ve Doğu olguları birbirleri olmadan açıklanması mümkün olmayan olgular sanırım. Bir diğeri üzerinden karşıtlık tanımlıyor gibi gözükse de esasında temelde birbirine benzeyen ve birbirini tamamlayan noktaları üzerinden bir ortak bellek oluşturuyor bu toplumlar. Dolayısıyla bunun en güzel örnekleri esasında Anadolu ve çevre coğrafyalarda. Biz bu yüzden böyle bir projenin üstüne gittik ve bunu devam ettirdik. Çok güzel, çok güzel hocam. Şimdi bir Ankara türküsüyle değil mi? Çakırım Tabii. Gelir Naz, bir Ankara Tabii. türküsü. Bu türküyü bugün çalmamızın da şöyle bir sebebi var. Bugün 27 Aralık. Evet. Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin de yıl dönümü. O nedenle hocamızın seslendirdiği Dem Trio albümümüzden değil mi bu? Evet. Bir türküyü dinleyeceğiz. Çok teşekkür ederim.
Evet hocam, eserin bir bölümünü dinledik. Gönlünüze sağlık. Derya evet. Türkan ve Murat Salim Tokaç'la birlikte yaptığınız bir çalışmaydı evet. Bu da. Dem Trio'nun ilk albümünde mi? Hangi albümünde? Yok, bu Dem Trio'nun üçüncü albümünde. Yani üçüncü albümünde. Yaptığımız, evet, Anadolu Dansları albümünde. Evet. Albümlerin hepsi tematik değil mi hocam? Yaptığınız çalışmaların hepsi. Evet, genelde öyle. İlki şeydi, kaynak Anadolu'nun o hani evet. Bütün bir kültür kaynağı olmasıyla alakalı. Ama repertuar açısından çeşitlilik içeren bir repertuardı. Bir noktaya böyle yoğunlaşan bir repertuar değildi.
İkinci albüm de esasında biraz öyle. Hani tematik olmaktan daha çok hani Anadolu teması etrafında ve klasik gelenekli halk müziği geleneği arasında böyle hani dolaşarak bu iki geleneğin ortaklığını evet. ifade eden bir albüm. Evet. Ama bu üçüncüsü sadece danslarla ilgili. Yani Anadolu'nun o kadim danslarıyla alakalı bir yoğunlaşma yaptık burada. Ve güzel hani bizim açımızdan önemli bir albüm evet. oldu. Özellikle bu iki ustanın atışmaları burada gerçekten hani dinlemeye doyulmayacak mahiyette. Murat Saim Tokaç ve Derya Sırkan. Yani, tambur ve klasik kemençe gibi birbirine çok yakışan iki sazı, iki doğaçlama ustasından böyle hani dinlemek, bizim gurur kaynağımız iki icracı üzerinden dinlemek de büyük keyif. Ben kendim de müthiş keyifle dinliyorum bu iki ustayı. Ve bir arada olmak büyük, tabii büyük bir şeref. Ne güzel. Yani zaten zevkle yapılan işler eserin evet. çıktığına da yansıyor mutlaka. Sonuçta güzel bir şey ortaya çıkıyor. Yani şöyle, şu da dikkatimi çekiyor. Siz bizim müziğimizde ön yargılar vardı. İşte bunlar Türk müziği sazıdır, bunlar Türk sanat müziği sazıdır, işte halk müziği sazıdır, Türk sanat müziği sazıdır gibi ayrımların da aslında ortada kaldıran çalışmalar bunlar. O nedenle de çok anlamlı. Şimdi kültür de o noktaya gidiyor çünkü. Evet, hani, evet. Aynen. Batı sazı falan gibi ayrımlar yok artık. Ön yargılardan yavaş yavaş uzaklaşıyoruz esasında evet. ülke olarak. Bu da güzel bir şey. Yani batıdır, doğudur kavgası, yok klasiktir, halk müziğidir kavgası falan. Bunlardan çok zarar gördük esasında. Evet. Asıl olan müziktir. Ve Anadolu müziğinin anlatacağı dert, buradaki tartışmaların çok ötesinde bir mesele. İnsana dair çok derinlikli bir şeyler anlatmaya gayret eden bir müzik kültürüdür bu ve dünya için büyük bir nimettir. Dolayısıyla biraz bunu nasıl zenginleştiririz onun üzerinde konuşmak ve bunu nasıl geleceğe taşırız? Zenginleştirmek belki haddimize değil ama nasıl taşırızı tartışmamız gerekiyor sanırım. Evet, evet. Yeni kuşaklara sevdirmek. Aynen öyle. Hatta, aynen. Değil mi? Şuraya gelmek istiyorum. Zaten siz bunun için bir dernek kurdunuz. Yanlış bilmiyorsam değil mi? Anadolu kültürünü tanıtmak için evet. orada icra ve teori alanındaki zenginliklerini, ülkemiz ve dünya insanlarının ortak belleğindeki öneminin altını sanatsal ve akademik faaliyetlerle çizmeye çalışan bir dernek. Bu derneğin manifestosu, yanlış bilmiyorsam, Anadolu Müzik Kültürleri Derneği. Evet. 2017 yılında kuruldu evet. ve siz kurucu başkanısınız değil mi derneğin? Evet efendim. Neden, nasıl kuruldu? Birazcık derneğin kuruluşundan, evet. amaçlarından bahsedebilir miyiz? Tabii ki. Şimdi 2017 yılında ben de tam o Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ndeki görevimden hani affımı istediğim bir dönemde bu derneği kurduk. Şöyle bir esasında altyapı fikri var bunun arkasında. Şimdi bir akademi var, çok güçlü bir müzik akademisi var. Ülkemizde de nitelikli çalışmalar ortaya konuyor ve gittikçe gelişiyor bu anlamda. Çok da keyifle takip ediyorum. Ancak bu çalışmaların toplumla buluşması noktasında belirli eksiklikler teşhis ettim üniversitede olduğum yıllar içinde. Çok kıymetli test çalışmaları, detaylı test çalışmaları, bunların gerçek sahibi olan halk ve toplumla buluşma noktasında belirli hani zorluklarla karşılaşıyor. Bu zorluklar yani belki basının yeteri kadar ilgi duymaması bu çalışmalara ya da akademisyenlerin hani biraz daha kendi kabuğuna çekilip bu çalışmaları yapıyor olması, bu çok kıymetli nimetlerin toplumla buluşmasını zorlaştırıyordu. Bunun farkına vardık esasında. Bir yandan da sivil toplum meselesi esasında kurum olarak çok özel bir yerde duruyor bence. Çünkü sivil toplum esasında toplumun hafızasına doğrudan dokunan bir mesele. Hayatın içinde. Akademi bir miktar daha böyle hayatın dışında kaldığı noktalar olabiliyor. Çünkü bazen geçmişle uğraşıyor. Bazen gelecekle uğraşıyor. Mesela yapay zeka ile ilgili çalışmalar. Geleceğe dair planları da içeriyor olabilir. Ya da müzik tarihi çalışmaları belki 15. yüzyıl içinde yoğunlaşabilir. Ama bir derneğin böyle bir şansı yoktur. Yani bundan 300 yıl öncesinde saplanıp kalan bir dernek olamaz. Şu anla uğraşmalıdır sivil toplum kuruluşları. Dolayısıyla biz bu mirası bulunduğumuz zamanda nasıl tekrar var ederiz ve halkın hafızasıyla nasıl güçlü şekilde buluştururuz fikri üzerinde bu derneği kurduk.
İlk paylaştığım derneğin de zaten başından beri genel sekreterliğini yapan Mahmut Ölmez arkadaşımdı. Ve bir gün böyle birkaç dakika konuşunca hemen yapalım diye düşündük. Ve hızla bir gün sonra başvurumuzu yaptık ve derneğimizi oluşturduk. Ondan beri tam da bu bahsettiğimiz misyonda çalışıyoruz. Yani bir tarafımız akademi, bir tarafımız toplum. Ve bunun içinden biz müzik akademisi ve sanatsal birikimleri bu iki yapı arasında hani aktarmaya gayret ediyoruz. Toplumdan gelen üretimleri akademik çerçeveye alıp orada bunlarla alakalı daha detaylı anlama çalışmaları yapıp sonra da ortaya çıkan sonuçları tekrar topluma dönüştürebilmek ve toplum hafızasına katmak esasında akademinin işlevi açısından da çok kullanışlı ve verimli geliyor bana. Ve bu bağlamda biz akademinin ürettiği bilim ve sanat ürünleriyle beraber toplumsal entelektüel hayatımızı da zenginleştirmeye ve müziği özellikle bu düşünce hayatının tekrar merkezine yerleştirmeye çalışıyoruz. Çünkü bizim Anadolu kültür açısından müzik her zaman merkezde olmuş. Yani hani şehirli hayatın merkezinde her zaman kentli müzik olmuş, şehirli müzik olmuş. Kırsal hayatın merkezinde kırsal müzik olmuş. Köylerdeki işte kahvehanelerdeki halk ozanlarının anlattığı, işte meddahların işaret ettiği, gezici ozanların destan anlatıcılarının geliştirdiği müzik kültürü. Bunun yanında inançsal ögede işte cem törenlerinde icra edilen müzikler veya kentli ortama geldiğimiz anda işte hani Mevlevi ayinlerinden başlayın ta işte kentli müzik kültürünün ürünlerinin hani işte böyle yine sosyal ortamlarda icrasına kadar peşrevlere işte saz semailerine onların icrasına kadar büyük bir müzik ağı var ve bunun üzerinden toplum düşünce üretiyor. Kendi düşüncelerini zenginleştiriyor. Geçmişle geleceği buluşturuyor. Ama şu anda bu konuda belirli ıssızlıklarla karşılaşıyoruz toplumsal hayat içinde. Müzik bizim hani bir neredeyse bir önderimiz olması gerekirken çünkü geçmiş binlerce yıllık hafızayı taşırken biz müziği unutuyoruz gibi düşündük. Ve bu unutulan bir şeyi tekrar toplumun hafızasına kazandırma yollarını düşünmeye başladık. Ve bunun için biraz daha bunu bulunabilir, görünebilir bir yere, bir noktaya koymaya gayret ettik. Akademik sıkıcılık içine girmeden herkesin iştirak edebileceği bir biçimde ama seviyeden ve kaliteden de bilimsellikten ve sanatsallıktan da taviz vermeden bunu yapmaya gayret ediyoruz kıymetli arkadaşlarımızla. Yani şöyle anlıyorum. Ben dernek sırtını akademiye dayamış ama yüzünü halka dönmüş Evet. gibi. İki taraf arasında evet bir bağlantı kurma çabası. Doğrudur. Çok güzel, çok güzel. Şöyle bir şey var. Yani tabii bu aslında dinlediğimiz müziğin kalitesini artırmaya yönelik de bir çalışma. Yani Mutlaka. hem akademinin araştırdığı ve yaptığı çalışmaları halka sunma imkanı ve ortamı sağlıyorsunuz anladığım kadarıyla. Hem de dinleyicilerin de bir yani nitelikli bir beğeni edinmelerini sağlayacak bir Mutlaka. çalışma. Çok anlamlı. Peki neler yapıyorsunuz dernekte? Nasıl bir takım etkinlik ve faaliyetleriniz var zannediyorum? Tabii. Kimlerle ortak çalışıyorsunuz? Kimleri çağırıyorsunuz? Şimdi şöyle, dernek esasında iki temel eksende çalışmalarını sürdürüyor. Bir, sanatsal üretimler, iki, bilimsel temelli üretimler. Sanatsal üretimler için de Anadolu müzik kültürünün bütün alanlarıyla uğraşmaya gayret ediyoruz. Bu alanlar içinde çok sesli Batı müziğinden, Batı müziği diye geçiyor bu müzik ama sonuç olarak biz bu müziği kendimizin hale getirmişiz. Bestecilerimiz, icracılarımız vasıtasıyla bize has bir müzik kültürü buradan da oluşturmuşuz. Dolayısıyla buradan başlayıp bizim zaten hani kendi geleneğimiz içinde evrilttiğimiz klasik Türk müziği, halk müziği, dini musiki gibi alanlara doğru gelen ve hem tarihsel açıdan derinlik taşıyan yani tarihsel olarak Anadolu'nun işte ev sahipliği yaptığı bütün uygarlıklarla iletişim kurmaya çalışan ve bunun yanında coğrafi açıdan da Anadolu'nun temas kurduğu şu an itibarıyla veya geçmişte bütün kültürlerle de Anadolu kültürünü harmanlayarak düşünen bir anlayışla icra faaliyetlerini yürütüyoruz. Bu
Bu noktada hani bugüne kadar pek çok önemli müzik adamını konuk ettik. Bizim kendi yaptığımız projeler ile diğer kurumların projelerini bir arada değerlendirip sahneye koyduk. Bunun içine dansı kattığımız pek çok zaman oldu yine. Şiiri, edebiyatı kattığımız pek çok zaman oldu. Dolayısıyla müziği bütün bileşenleriyle toplum açısından ulaşılabilir bir noktaya koymaya gayret ettik. Anadolu müzik kültürünün geleneğinde olduğu gibi. Ve tabii doğal olarak bir de işin akademik ayağı var. Ve bu ayak içinde de akademi içinde görev yapan akademisyenlerin yanında hani akademik bir düşünce sistemi içinde çalışma yapmak isteyen ama akademide görev yapmayan ama bu işi yapmak isteyen pek çok gönüllü arkadaşımız bir arada çalışmakta. Ve hemen şu an afişini gördüğümüz mesela Anadolu Müzik Kültürleri Akademisi'nden başlayın ki bu ana bizim çalışma eksenimizdir. Çünkü Anadolu'nun müzik tarihini burada inceliyoruz ve üyelerimizle bu konuda birlikte öğrenme fırsatı buluyoruz. Anadolu Müzik Kültürleri Akademisi'nde buradan başlayan Anadolu'nun kültürel çeşitliliklerine doğru giden Anadolu'daki müzik kültürlerinin işte teorik, tarihsel ve kültürel boyutlarıyla ilgilenen pek çok da akademik proje yürütüyoruz. Bu projelerin bir kısmı aynı zamanda akademik kurumlarda tez olarak da yürüyor. Bu bağlamda zaten benim görev yaptığım Ankara Devlet Konservatuarı, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı, yine Erciyes Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar Fakültesi'nin müzik bölümü, kıymetli Oya Levendoğlu hocamız da başkan yardımcımızdır hatta. Yine burada Ayten Kaplan hocamız bizim müzikoloji ana bilim dalı başkanımız Hacettepe Üniversitesi'nde. O da yönetimimizdedir. Bir de mesela Hacı Bayram Veli Üniversitesi, oradaki Alevilik, Bektaşilik, Anabilim Dalı, yine oradaki tezlerle de ortaklaştığımız çok fazla çalışma var. Kıymetli Ahmet Taşkın hocamız bizim her zaman destekçimiz. Dolayısıyla bu tip akademik birimlerde tez olarak doğrudan yürüyen bazı projeler dernek eliyle hem sanatsal ürünlere dönüşüyor hem de toplumla bu bilgilerin çok daha rahat buluşması sağlanabiliyor. Ve bunlara ek olarak bu iki alanı birleştiren esasında bir önemli durum daha var. O da yeni çıkan dergimiz. Evet, bir akademik yayın yapmaya başladık. Akademik özellikle değil mi? Evet, evet. Yani akademik kimlikte bir dergi ama biz burada hani sadece bilimsel makaleleri değil, fikir yazılarını da kabul ediyoruz. Öyle bir özel durumumuz var ve ona göre dergimizi organize ettik. Dolayısıyla Anadolu müzik kültürlerine dair fikir geliştiren akademik anlamda bir makale tipinde veya deneme veya başka fikir yazıları formatındaki her türlü yazıya açığız. Hakemli bir dergi, bu bağlamda bilimsel sanatsal seviyesinin yüksek olduğunu düşündüğüm bir dergi ama bir yandan da toplumun her kesimine de seslenmeyi hedefleyen bir sayı çıktı zannediyorum değil mi? Bir sayı da çıkmak üzere. Altı ayda bir mi yayınlanacak? Evet. Altı ayda bir diye tasarlıyoruz. Bir evet, sayıyı da evet, çıkarmak üzereyiz şu anda. Evet, Ayten Kaplan hocamın editörlüğünde çok kıymetli çok bir güzel editörler yayın kuruluyla evet, çalışılıyor. Evet. Peki nerelerde etkinlik yapıyorsunuz? Bir merkeziniz var mı bu etkinlikleri ücretli mi takip etmek isteyen izleyicilerimiz için? Şöyle, şimdi bizim esasında şöyle bir durumu da işaret etmek lazım. Pek çok proje, sivil toplum projesi bağlamında da biz dernek olarak aktifiz. Ve bu etkinlikler pek çok anlamda, hani ücretsiz olanlar da çok fazla bu arada. Mesela işte bu ortak bellek bağlamında Avrupa Birliği projeleri, sivil düşün kalemi vasıtasıyla bazı projeler yaptık. Buradaki etkinliklerimiz ekseriyette ücretsiz yapıldı. Çünkü burada işte lojistik bazı noktalarda hani bizim gücümüzün yetmediği yerlerde ufak proje destekleriyle hani işte yol, ulaşım gibi, salon gibi, masraf kalemlerimizi, ses sistemi gibi kalemlerimizi projelerden karşılayabiliyor idik. Bunların olmadığı durumlarda bazen cüzi ücretler sadece bu hani bağlamda ihtiyaçların karşılanabilmesi adına bazen ücretli yapabiliyoruz. Ama dediğim gibi hani derneğin bu bir şekilde etkinlikleri yapabilmesi için minimum bir fiyatta bunları her zaman tutuyoruz ve bunu hani bir ortak bir destek havuzu olarak düşünüyoruz.
Buradan bir hani maddi kazanç kimsenin tahmin edersiniz ki, tabii ki. Yok ama yapılabilir olması adına bazı durumlarda ufak bir böyle bir destek havuzumuz oluyor bu etkinlikler için, ama olabildiğince ücretsiz ve toplumun her kesimine, her şarttaki kişiye ulaşabilmesini sağlamak için elden geleni yapıyoruz. İki tane daha proje bu arada başladık. İkisi de Avrupa Birliği'nin yine paket programlarından. Birisi ortak bellek, birisi kültürel taşıyıcılıkla alakalı. Kentler arası kültürel bellek ağları. Birincisi de ortak bellek müzik festivali. Şubat ayı içinde onun konserlerini Ankara'da görmüş olacağız. Diğeri ise Mart ve Nisan aylarında başlayıp sanırım yaza kadar, yanlış hatırlamıyorsam, kentler arası kültürel ağlar başlığındaki projede devam etmiş olacak. Evet. Sosyal medyadan takip edersek herhalde lütfen. Bu konserlerin bilgisine ulaşabiliriz, çok değil mi? Çok iyi olur. Anadolu Müzik Kültürleri'nin bütün sosyal medya hesapları aktiftir. Web sayfamız da var. Anadolu Müzik Kültürleri Derneği'nin web sayfası da var, resmi web sayfası. Yine benim web sayfamdan müzikteorileri.net web sayfasından, yine pek çok büyük bir kısmını Ankara Devlet Konservatuvarı'nın yine web sayfasından ulaşabiliyorsunuz. Bunlar buradan takip edilebilir rahatlıkla. Evet, çok güzel. Şuraya gelmek istiyorum. Anadolu çok farklı müzik türlerine ev sahipliği yapan, yani beşiği olan bir coğrafya. Hangi müzik kültürlerimiz var? Siz nelerle ilgileniyorsunuz? Biliyorum ki işte zeybekler çalıyorsunuz. Biraz önce bahsettiniz. Farklı müzik türlerini bir araya getirip buluşturuyorsunuz. Biraz bu müzik geleneklerimizden, aptallıktan, aşıklıktan, zeybekten bahsedebilir miyiz? Neler var Anadolu'da? Benim sayamadığım, bilmediğimiz, adını az duyduğumuz. Şimdi tabii Anadolu, ben Anadolu'yu şöyle görüyorum. Bir manevi organizasyonlar coğrafyası gibi görmek mümkün Anadolu'yu tarihsel olarak. Ve bu tip manevi organizasyonlar arka planında da ciddi bir kültürel etki bırakıyor. Yani çoğu inanca dayanıyor zaten. İnanca dayalı olan var. Doğrudan inanca dayalı olan var. Dolaylı olarak inanca dayalı olan var. Ama burada özellikle ben mesela inanç ekseninde sadece ele almıyorum meseleyi. Evet. Bir kültürel eksende benzer amaçlarla hareket eden kurumsallıklar zaman içinde bir manevi, fikirsel ortaklık da ortaya çıkarabiliyorlar. Mesela zeybeklik geleneği böyle bir ortaklık. Kısmi eşkıyalık kültürüne dayalı bir ortaklık bu. Ama bu eşkıyalık pek çok durumda, bazı durumlarda halkın da faydasına yürümüş. Bazen halka da zarar verdiği noktalar olmuş. Çünkü kültürün bu meseleleri hakikaten vardır. Yani çünkü bir kültürel olgu kendi hedefleri noktasında hareket eder. Öyle bir birlikteliktir. Ve bu hedefler noktasında onlarla hedefleri çakışan veya çelişen başka gruplarla ilişkili bazı sıkıntılar da ortaya çıkarabilir. Zeybekler böyle bir kurumdur. Örneğin Osmanlı otoritesiyle çok ciddi çelişkileri olmuştur zeybeklerin. Bazı durumlarda halkla çok örtüştüğü, halkla adeta bir arada oldukları, bazen halkla da çeliştiği noktalar olmuştur. Ve bize bütün bu yaşanmışlıklarla ilgili, yani buradaki o ortak hedefler, ortak fikirler ve bunların kültürel yansımalarıyla ilgili çok önemli bir miras bırakırlar. Ve bu mirasın tercümanı müzik olur. Genelde Anadolu kültürünün ortak özelliği. Derdini başta söyledik ya, müzikle anlatmak. Mesela Seymenler de böyledir. Mesela Ahiler de böyledir. Bunun gibi pek çok sosyal örgütlenme, manevi örgütlenme Anadolu'da vardır. Bir kısmı inanç eksenli olabilir, bir kısmı inanca doğrudan bağlı olabilir, bir kısmı inançla sadece dolaylı bağlantılar kurabilir. Mesela zeybeklik geleneği temelinde bazı inançsal ögeler olduğu söylenebilir, ama mesela bunun içinde pek çok dinden kişilerin de olduğunu biliyoruz. Mesela Yunanistan'da da bir zeybeklik olgusu var. Anadolu kökenli yine olmak kaydıyla. İşte Ermeni olup da zeybeklik kültürü içinde yer alan kişiler olabiliyor. Dolayısıyla böyle sadece bir etnik köken, inançsal kökenle açıklanması mümkün olmayan belirli kültürel öbekler
var ve bunların üzerinden, bu kültürel toplanımlar üzerinden de ortaya çıkan bir kültür var, kültürler var. Anadolu bunun gerçekten çok önemli merkezlerinden biri sanırım ve Anadolu kültürü dediğimiz şey bu yapılardan çok ayrı düşünülmesi mümkün olmayan bir noktada. Ancak yani Anadolu'nun ruhu zaten bu değil mi? Yani ruhunu teşkil eden şey bu. Müzikle birlikte bunu, bu ruhun yansımasını görüyoruz. Kesinlikle. Şimdi sözünüzü yine müzikle kesmek istiyorum. Benim çok sevdiğim bir zeybek, Çakal Çökerten zeybeği. Sizden dinleyelim. Ali Fuat Aydın'la birlikte. Ali Fuat Aydın'la. Evet. Bir albümünden.
Evet, harika hocam. Yani ben bunu dinlemeye doyamıyorum. Bütün Teşekkür eserler ederim. çok güzel ama gerçekten. Öncesinde karşılıklı atışmalar var, karşılıklı değil Bir mi? taksim yapmış olduk burada. Benim taksimim yanlış hatırlamıyorsam Ali Fuat Aydın'ın bir derlemesidir. Bu pek çok Zeybek ezgisinin olduğu gibi, bu da Zeybek ezgisini derlediği gibi. Bunu da Ali Fuat küçük yaşlarında duymuş. Sanırım Ödemiş'in dağ köylerinde duyduğu bir ezgi. Sonraki dönem notaya almış daha ilerleyen yıllarda. Ve oradan esasında biz bunu pek çok kıymetli ustayla paylaştık. Çok önemli ustalar bunu çalıyor ve ülke gündemine getirdiler bu kıymetli ezgiyi. Hatta sonradan işte film müzikleri falan bile oluştu buradan, yanlış bilmiyorsam. Ve dolayısıyla böyle özel bir Zeybek ezgisi. Şeye çok benziyor. Yörük Ali Zeybeğin benzerlik içeriyor. Yine Aydın bölgesine ait bir ezgi. Ve dolayısıyla biz de bu Yörük Ali Efe'nin anısına, bunu hep Kurtuluş Savaşı'nın tabii büyük kahramanı Yörük Ali Efe'nin anısına icra ediyoruz ve onunla da halkın hafızasında da belirli örtüştüğü durumlar olduğunu düşünüyoruz. Çok güzel, çok güzel. Sağ olun. Emeğinize sağlık, gönlünüze sağlık, Sağ olun. tellerinize sağlık. Tabii siz eser icra ederken farklı hem perdeli hem perdesiz divan sazı çalıyorsunuz galiba, değil mi? Evet efendim. Farklı teknikler, şelpe gibi, yani ben tam bilemiyorum ama farklı tekniklerle icra ediyorsunuz. Bu eserde de vardı dinlediğimiz kadarıyla, Evet. Bu değil eser mi? tabii açıkçası bunlar genelde halk müziği, pardon, zeybek ezgileri ekseriyetle kaba zurna üzerinden aktarılmış ezgiler. Yani kaba zurna kültürü üzerinden aktarılmış ezgiler. Kaba zurna kültüründe bu ezgiler iki zurna genelde. Biri sadece demse süfleyen, biri de ezgiyi çalan iki zurna ve bir davul aracılığıyla icra ediliyor. Bazen bu davullar iki de olabiliyor. İşte dem zurnalar da iki olabiliyor. Ama üç tane fonksiyon var burada. Bir karar sesi var, bir ezgi var, bir de ritim var. Şimdi biz bağlamayı aktarırken bu ezgileri, tabii bizden önce de aktaranlar var. İşte Talip Özkan Hoca demin, Yılmaz İpek hocamız zikrettiğimiz, demin Talip Özkan Hoca ve Yılmaz İpek Hoca, Özay Gönlüm, kıymetli rahmetli abimiz, büyüğümüz. Bu tip tabii pek çok icracı var. Ali Fuat bu konuda yine önemli çalışmalar yaptı. Bağlamayı icra ederken bu üç fonksiyonu göz önüne alarak aktarıyoruz. Sağ elimizde işte ritmik fonksiyon, davulun işlevi. Sol elimizde ise ezgisel işlev ve bağlamadaki orada boş kalan tellerle, bazen de parmakla da destek alarak bir de karar sesini duyurmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla adeta bir davul zurna grubunu bağlamayla duyurmaya çalışıyoruz ve bütün bu anlamda kullandığımız tekniklerin hepsine tavır ismi veriyoruz. Bağlamadaki tavırlar, tezene tavırları veya icra tavırları ismi veriyoruz. Burada da zeybek tavrına ilişkin teknikleri kullandığımız söylenebilir. Ali Fuat Çok Aydın'la güzel. beraber işaret Çok güzel. ettiğiniz gibi pek çok değişik teknik var bağlamada tabii. Çok güzel hocam. Evet. Şimdi şöyle, ben aslında şu bana çok ilginç geliyor. Yani sözün aktarılması yazıya geçirilerek, erken dönemden itibaren yazıya geçirilerek olmuş. Ama ezginin aktarılması ve dansın aktarılması çok ilginç. Yani içerisine çünkü aktaran kişinin duygu, düşünce dünyası, sanatsal yetenekleri, her şey giriyor. Yani kulaktan kulağa aktarıldığı için dönüşerek, değişerek geliyor. Burada da tabii ki derlemeciliğin de yani rolü çok büyük, etkisi çok büyük. Nasıl aktarılıyor ve nasıl bir değişim gösteriliyor, göstermiş geçmişten bugüne bu dans ve ezgi ve aktarıcılar ne katmış, ne eksiltmiş? Şimdi tabii burada iki tane farklı faktörden bahsedebiliriz. Biri kültürün kendi içindeki doğal değişimi. Yani kültürün müzik yapma tercihleri zaman içinde değişebiliyor. Ve bu bağlamda hani kullanılan ezgi kalıplarında, kullanılan ritim kalıplarında, hatta dans kalıplarında belirli farklılıklar olabiliyor. Her dönem, yüzyıllar içinde tabii ki uzun dönemlerde. Ve buradaki değişimler doğal olarak o eserlere yansıyor. Yani mesela biz belirli bir makamı 15. yüzyıldaki algılama şeklimizle 18. yüzyıldaki algılama şeklimizin farklı olduğunu gözlemleyebiliyoruz.
aradaki değişimlerin büyük kısmı oradaki kültürel algının değişimiyle alakalı. Sesler de değişebiliyor kendi içinde frekansları. O seslerin birbiriyle nasıl bağdaşacağı değişebiliyor. Ortaya çıkan ezgiler değişebiliyor. Ama temelde her değişimin belirli bir sınırı var. Kültürün kendi kabul edilebilirlik sınırları dediğimiz bir sınır içinde bu değişiyor. Yani siz Hüseyin'i makamını baştan ayağa efendim bu artık böyle olsun diyemiyorsunuz. Derseniz eğer sadece kendinizi bağlayan bir tercih yapmış oluyorsunuz ve sizden sonra o tip bir icra artık hiç aktarılmayabiliyor. Sadece siz onu yazıya dökerseniz sizin kendi adınızda aktarılır bu. İşte Cenk Güray'ın şu tarihte yaptığı bir makam denemesidir bu denir. Böyle bir kıymet görür. Ama onun dışında kültürün içindeki değişim bu anlamda kimsenin tek başına hakimiyetiyle olan bir değişim değildir. Ortak kabullerle olur. Bu işin bir yönü. Ama Anadolu'da hiç vazgeçilmeyen ikinci bir yönü vardır. O da usta icracılık. Usta icracıların yine buradaki izleri çok net görülebilir. Her döneme ait belirli usta icracılar vardır. Ve onlar dönemini etkiler, belirli müzik kültürleri üzerinde kalıcı izler bırakabilirler. Hem musiki meclislerinde hem de çırak yetiştirmek suretiyle değil mi? Hem öğrencileri vasıtasıyla dediğiniz gibi bir ekol oluşturma vasıtasıyla kendileri gibi müzik kültürü oluştururlar. Mesela demin bahsettiğiniz abdal müzik kültürü böyle bir nokta üzerinden mesela hareket eder. Yani burada toplumsal hafıza tabii ki bazılarında değişiklikler yapabiliyor. Farklı şeyler, farklı kültürel algılarla müziği tekrar yorumlayıp o şekilde aktarabiliyor. Ama burada usta icracının etkisi gerçekten çok üst düzey. Çünkü toplumda mesela Muharrem Ertaş gibi bir ustadan öğreniyor onu zaten. O çevresindeki topluluk. Ve dolayısıyla onun icrası gibi aktarıyor bu sefer. Burada bu kültürde tabii ki toplumsal hafızanın etkisi büyük. Ama mesela Muharrem Ertaş gibi, Neşet Ertaş gibi, Hacı Taşan gibi usta icracıların, Çekiç Ali gibi usta icracıların etkisini de burada hiç göz ardı etmemek gerekiyor. Ve burada bu usta icracıların aktardığı, toplumun onlardan öğrenerek ortak bellek noktasında yarınlara yönlendirdiği kültüre biz esasında halk müziği kültürü diyoruz Anadolu bağlamında. Peki bu noktada şeyi sorayım. Yani bu ürünler artık eski, geçmiş, tarihte kalan ürünler mi yoksa biz Anadolu geleneğine bağlı yeni ürünlerde eserler de üretmeye devam ediyor muyuz? Kesinlikle. Evet, var mı yeni ustalar, yeni ustalar? Tabii ki. Yani Anadolu bu konuda çok dinamik. Sadece üretim yolları değişti, yönleri değişti, metotları değişti. Örneğin eskiden bir yöreye has uzmanlık geliştirme gibi bir hani özellik vardı. Mesela işte Muharrem Ertaş usta diyelim ki. Kendine has bir bölge içindeki bütün ezgileri bilip o ezgiler üzerinden o ezgilere benzeyen mesela bin ezgi biliyorsa bin birinciyi ortaya çıkarabilecek bir usta bu. Ama pek çok manada mesela Elazığ'da neler oluyor bilmeyebilir. Hani ya da işte İstanbul'daki müzik kültürü nasıldır bilmeyebilir. Belki Muharrem Usta tabii gidip geliyordu İstanbul'a. Hani onun özelinde belki o bilebilir ama bir yerel usta kendi bölgesine vakıftır, hakimdir. Diğer taraftaki müzik kültürlerini belki hayatı boyunca hiç duymamış olabilirdi bir zaman. 100 sene öncesi, belki daha eskisi. Ama şu anda artık öyle bir durum yok. Bir izolasyon söz konusu değil. Mesela hani işte mesela Tunceli'deki bir kişi, bir orada bir çocuğumuzdan bahsedelim, orada büyüyen bir çocuğumuzdan bahsedelim. Bütün ülkedeki bağlama icracılarını duyarak büyüyor artık. Sadece Tunceli'de bir bağlama ustasını duyarak büyümüyor. Ya da işte Kırşehir'deki bir çocuk mesela sadece Muharrem Ertaş dinleyerek büyümüyor. Hani işte benim de çok sevdiğim Erdal Erzincan ustayı dinliyor. Erol Parlak ustayı dinler, Okan Murat Öztürk'ü dinler, Arif Sağ'ı dinler, Musa Eroğlu'nu dinler. Değil mi? Bir düğme uzaklığında bunlar. Hani nerede olsak olalım, köyde olsak bile bunlar bizden çok uzak değil ekseriyetle. Ve ulaşım içinde herkes. Yani sadece bu imkanlar da değil. Artık yolculuk da biraz daha rahatladı. Dolayısıyla mesela Erdal Erzincan Usta Tunceli'de bağlama atölyesi yapıyor mesela. Gezici bağlama atölyesi. Ne kadar güzel. Dolayısıyla oradaki çocuğun artık tahayyülü müthiş geniş ve bir yöreyle sınırlı değil. Bu bazı durumlarda o yöreye dair ayrıntıların aktarımında
hani bir genelleşmeyle birlikte bir sonuca gidebilir. O yöreye has sadece, o yöre üzerinde uzmanlaşmış bazı icracıların artık hani bu noktada yetişememesi belki bu sebepten. Örneğin biz Hartut müziğiyle ilgili mesela hani bu tip sadece oranın müziğine çok vakıf ve bütün repertuarı bilen ve onun üzerinde üretim yapabilecek ustaların sayısının bir miktar azaldığını gözlemliyoruz. Mesela son yıllarda. Her yöre için bu geçerli. Sadece Hartut için değil tabii ki. Bu sanırım biraz bununla ilgili. Bu dinamiğin kaybolmasıyla alakalı bir şey değil. Yani halk müziği dinamiği üretken ve kendini devam ettiriyor. Ama artık böyle daha belki de genel Anadolu müzik kültürünün pek çok noktasından beslenen bir ortak halk müziği kültürüne doğru mu gidiyoruz? Yerel ayrıntılar biraz daha genel güzellikler etrafında buluşuyor mu? Bu noktada belirli tartışmalar olabilir. Bu noktada ama yerel geleneklerin korunması da hani bu anlamda biraz da o hani bu işin üzerinde çalışan akademik kurumlar, bu işin üzerinde çalışan hani titiz icracılar ve onların biriktirdiği hafızayla oluşmakta, ona da şahit olmaktan da büyük keyif duyuyorum. Geleneksel müziğin önemi ve eski icracıların önemi gittikçe daha fazla da anlaşılıyor bu dönüşüm olurken bu arada. Evet. Onların özelliği çünkü çok başkaydı ve tekildiler. Bir daha da onları bulmak zor. O yüzden olan arşiv belgeleri, olan ustalar üzerinden elden gelen bilgi edinilmeye çalışılıyor şu anda. Tabii ki bunlar ne kadar kayıtlara geçirilip dinlenebilir hale getirilirse ve ne kadar çok insana ulaşırsa o kadar çok müzisyen ve kaliteli müzisyen yetişecek mutlaka. Aynen. Bunlardan zevk alan gençler, çocuklar olacaklar diye umuyoruz Cenk Hocam. Yavaş yavaş sohbetimizin sonuna geliyoruz. Ben bir de Edvar geleneğiyle ilgili bir çalışmamız var. Ondan da bahsetmek istiyorum. Bahsedelim istiyorum. Edvar geleneğinin bizim müziğimizdeki yeri nedir? Şimdi bunun iki tane esasında cevabı var. Bir müzik teorisi açısından cevabı var. Müzik teorisi açısından Edvar dediğimiz yapılar müzik teorisi kaynaklarıdır. Biz esasında Edvard'ın ilk anlamı olarak bu aklımıza geliyor. Hani eskiye dayanan 9. 10. yüzyıldan itibaren İslam coğrafyası üzerinde etkileri gözüken Edvard ismiyle ve müziği devirsel olarak anlatmaya gayret eden müzik teorisi kaynaklarıdır. Müzik teorisi kaynakları ne anlatır? Seslerin birbiriyle ilişkisi, uyum, hangisi hangisiyle uyumlu, hangisi hangisiyle uyumsuz, bunları hangi sırayla birleştirirsek hangi makamı ortaya çıkarırız gibi bilgileri verir. Ama bunları hep bir dairesel sistematik içinde verir. Ve bunun arka planında bir kozmik sembolizm vardır. Yani evreni anlama fikri ve sorusu vardır. Ta Antik Yunan dönemindeki araştırmalara kadar, hatta eski Mezopotamya döneminde de örnekleri var. Yeni işte bizim Tunağ'ın alanla o konuda bir tez yapıyoruz. Antik Yunan'ı Elif Güngör'le çalıştık. Oralarda da ortaya esasına çıkan durum. Bunun hani geçmişinin o dönemlere kadar gittiği ama bizim Edvar ismi verdiğimiz kitaplar İslam dönemiyle başlıyor ve özellikle 15. yüzyıl Anadolu'da artık daha böyle özgün ve Anadolu'ya has bu tip yayınların yapıldığı dönem. Yavaş yavaş bu kendine haslık içinde doğa sembolizması daha da ön plana çıkmaya başlıyor. Ve makamlarla gezegenler, işte yıldızlar, burçlar arasında böyle mistik, ezoterik ilişkilerin de bu kitaplarda kurulduğunu görüyoruz. Benim ana çalışma alanlarımdan biri bu. Ya da en önemlisi bu diyebilirim. Yani müzik felsefi temelleri aynı zamanda değil mi? Şimdi oraya geleceğim. İkinci cevap da bu işte sizin söylediğiniz. Yani Edvard bu teori kitapları demek evet ama bunun arkasında Edvard fikri devir tabii devirin çoğulu. Ve devir de işte insan ve doğa arasındaki o iletişimi anlatıyor. Ve içine hatta Tanrı'yı da alabileceğiniz o üçlü yapı içindeki Tanrı, doğa, insan ilişkisini esasında müzik üzerinden açıklama geleneğini de bize anlatıyor.
Hemen burada da şunu sorayım. Yani müziğin inançla çok derin bir ilişkisi var zaten, değil mi? Yani inanç Elbette. müziği şekillendiriyor ve müzik de inancı aslında Tabii. göstergesi haline geliyor. Tabii ki. Anadolu'da çok anlamlı bu. Şimdi ben inanç dediğimiz şeyi gelenekten ayrı düşünmüyorum. Çünkü gelenek bizim inandığımız şeyler. Yani bizim kendimizin kabul ettiği, bizim bir yere kendimizi ait hissettiğimiz ve dolayısıyla kendimizi doğayla karşı karşıya tanımladığımız mesele gelenek. İnanç da bunun içinde bu bağlamda. Hatta din de bunun içinde şekillenen bir yapı. Ve bu bağlamda bizim kendimizi evrenin bir kısmına, bir zamanına, bir unsuruna ait hissetmemizi sağlayan bu gelenek dediğimiz arka planın temel göstergelerinden biri de ses. Bunu dedik ya, varlığın temeli. Yani ses yaratılıyor. Yaratılışın bile hani göstergesi ve tezahürü sesle oluyor. Dolayısıyla insan kendini hep sesle ifade ediyor. Önce kendini biliyor sesle ve sonra doğayı tanıyor, evreni tanıyor, doğaüstü dediği yapıyı tanıyor ve onlarla ses aracılığıyla iletişim kuruyor. Ve o sesin doğaya aktardığını düşündüğü sesin esasında kendi iç dünyasında da bir derinliğe gittiğini de fark ediyor tabii bunlarla eş zamanlı olarak. Ve kendi iç dünyasından çıkıp evrenin sonsuzluğuna doğru yayılan bir sonsuz döngü içinde kendini buluyor. Ve bu döngüyü, bu sonsuzluğu sürekli tezahür eden yaşamsal döngüyü işte devirle anlatıyor ve devirin anahtarı olarak da sesi merkeze koyuyor, yani müziği merkeze koyuyor. Ve dolayısıyla ikinci cevap da bu işte. Edvard'ın temelinde esasında varlığın, hayatın kaynağı ve sonsuzluğu var ve bunun özü müzik. Evet, zaten müzik sanatların zirvesinde diye hissediyorum ben. Yani sesin ve sözün etkisi var. Hem edebiyat var, hem de başka bir mistik dünyaya dokunan bir tarafı var Öyle. müziğin ve enstrümanlarda bunu seslendiriyorlar. Hocam sohbete doyulmuyor ama zamanımız bitti maalesef. Şöyle oldu. Baha Yılmaz Fikir Coğrafyası'nda yazılarınızı görmek isteriz hocam dedi. İnşallah. Fikircoğrafyası.com'da bizim dijital bir dergimiz var. Orada yazılarınızı okumak isteriz. İnşallah. Yani Çok teşekkür ederim. müzik kültürümüze dair anlatacak çok şeyiniz var mutlaka. Etkinliklerinizi de takip etmek istiyoruz. Sağ olun. Takip etmek isteyen izleyicilerimiz için de hatırlatalım. Anadolu Müzik Kültürleri Derneği'nin etkinliklerinden sizden istifade edebilirler. Çok teşekkür ediyorum Cenk Hocam, konuk olduğunuz için, bize Teşekkür güzel ediyoruz. bilgileri verdiğiniz için. Çok keyifli bir sohbetti benim için. İyi akşamlar diliyorum Teşekkür, iyi herkese. akşamlar Tuba'nın. Benim Hoşça için de öyle. kalın. Çok teşekkür Sağ ediyorum olun, tüm sağ yetkililere. olun. Sağ olun. Sağ olun, çok Teşekkür teşekkürler. ediyorum. İyi akşamlar.